Eyüp Sultan'da bir kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı kazada oğlunu kaybeden baba Özer Acı, aile dostları aracılığıyla Timur Cihan Timur'un babası Bülent Cihan Timur'la görüştüklerini açıkladı. İşte iki babanın aralarında geçen diyalogtan detaylar. Bülent Cihan Timur adliyeye ifade vermeye gittiğinde acılı aileye taziye ziyaretinde bulunduğunu ifade etmişti. Baba Özer Acı ise şu sözlerle Cihan Timur'un ifadelerini yalanladı. Ben hiçbir zaman irtibata geçilmedi, konuşmadık, şöyle yapılmadı, böyle olmadı demedim. Bülent Bey 15. gün ifadeye gittiğinde adliyede bize taziyeye geldiklerini söylemiş. Burası benim evim. Bir de çaprazda oğlumun evi var. Benimle irtibata geçmediler demedim. Dolaylı olarak irtibata geçti. 3 veya 5 dakika bir konuşmamız oldu. O zaman zarfında kendisinden şu istekte bulundum. Eski eşini ve çocuğunu getir, adalete teslim et. Ondan sonra da buyur taziyeye gel, dedim. Geçen 19 gün zarfında ne gelen oldu, ne giden oldu. Görüşmede ben sadece bir şey istedim. Eşinin ve çocuğunun adalete teslim olmasını istedim. Buraya evime gelmedi. Gelmişse ispat etsin. Farklı bir noktada görüştük. Onda benim evime gelecek cesaret yok olsa çoktan gelmişti. Kendisi bazı şeyleri farklı yollarla halledeceğini düşündüğü için böyle bir girişimde bulunmadı. Bulunacağını da sanmıyorum. 8. gün Kur'an okutuyorduk. O gün avukatımla görüşmüş, taziyeye geleceklerini söylemiş. Avukatım gerekli cevabı vermiş. Şöyle demiş, bugün Kur'an okutuluyor. Acılı aile, bizim söylemimiz hala devam ediyor. Eşini ve çocuğunuzu getirin. Ertesi gün taziyeye gelebilirsiniz demiş. Ben sözümün arkasındayım. Eğer bana taziye gelecekse, acımı dindirecekse, önce çocuğunu ve eşini adalete teslim etsin. Ertesi gün buyursun gelsin. Görüşmeye 5-6 kişi geldikleri için kendilerine sitem ettiğini belirten Acı şöyle söylüyor: "Benim aile dostumla dolaylı olarak birileri vasıtasıyla iletişime geçildi. Aile dostuma maddi ve manevi yanımda olduğunu söylemiş. Ben de onlara şunu söyledim: Maddi kısmı bir kenara bıraksın, gelsin görüşelim dedim. 5-6 kişi geldiler. Hatta kınadım. Ne yüzle 5-6 kişi geliyorsunuz diye kınadım. Çok kısa bir görüşme oldu. İşte telefon alışverişi olduğunu söylemiş. Ben de onun telefonu yok. Öyle bir insanla görüşmek istemem ama mecburiyetten görüşeceğim. Bu ayrı bir olay. Çok kısa bir görüşmede aile dostumun evinde ona şunu söyledim. Git çocuğunu, eski eşini al, adalete teslim et. Ondan sonra taziyeye mi geleceksin? Buyur gel dedim. Kendisi herhangi bir şey söylemedi. Net bir başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin, acınızı paylaşıyoruz gibi şeyler söylemedi. Aile dostumuzun evine gelmesiyle bu taziye kabul oluyorsa ısmarlamayla haç yapmak gibi bir şey olur. Benim evim belli, adresim belli, ona ben sitem ettim doğru, ben senin birinci gün kim olduğunu buldum, sen benim kim olduğumu, çocuğunun kimi öldürdüğünü niye bulmadın? diye sitem ettim. Zengin ve kolu uzun ya, burada neden bu özelliklerini kullanmadı? Görüştüğümüz süre o kadar, hiçbir şey söylemedi. Kan parasıyla ilgili iddialara da baba acıdan yanıt geldi. Baba acı şöyle söylüyor, bazı televizyon kanalları ne yazık ki iğrenç kelimeyi kullanıyorlar. Ben kendimden utanıyorum. Bana şu İstanbul'u bağışlasalar oğlum geri gelmeyecek o insanın bir lokması benim boğazımdan geçmeyecektir. Bunu açık açık, net bir şekilde söylüyorum. Baba Acı, Cihan Timur'un ailesinin cenaze yemeği için tekrar aile dostuyla ile iletişime geçtiklerini anlatarak, görüşme yanılmıyorsam pazartesi ya da salı üçüncü veya dördüncü gün olmuştu. Bundan sonra aile dostumun bana dönmesiyle dokuzuncu gün sanırım yemek söyleneceği söylendi. Ben de bir adım atıyorlarsa adım atarım diyerek bir noktada buluşuruz diyerek olumlu baktım olaya. Fakat daha sonra aile dostum bana şunu söyledi. Yemeği ben organize edecekmişim. Ücretlerini onlar ödeyecekmiş dedi. Aile dostuma bu konu üzerine kendilerine ne dediğini sordum. Kendisi benim adıma reddetmiş. İyi yapmışsın dedim. Aile dostuma onlara söyle bu saatten sonra yemek bir şey getirirlerse yakında köpek çiftliği var. Oraya köpeklere yem ederim dedim. Geçen yine aynı kanal üzerinden Eylem Tokun annesi aradı. Baş sağlığı dilemeye gelecekmiş. Ben de yine aynı söylemimi tekrar ettim. Gitsin annesi, önce kızını ve torununu alsın, Türkiye'ye getirsin. Adalete teslim etsin.